Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, son zamanlarda akaryakıt ve faturalara gelen zamların kamu bütçelerine yansıması halinde Kayseri halkının yeni zamlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Özer, ayrıca esnafların zamlardan ve faturalardan mağdur olmaması için esnaf odalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki 11 büyükşehir belediye başkanı dün bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonda belediye şirketlerinden özellikle ulaşım ve su şirketi, kanalizasyon şirketi gibi şirketlerin elektrik faturaları, akaryakıt zamları ve bunların artışları üzerinde belediyeler birliğinden talepleri vardı. Eğer ki bu artışlar artık bir şekilde devlet tarafından sübvanse edilemezse su bedellerine, ulaşım bedellerine daha büyük zamlar yapılmak zorunda kalacak. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin deklarasyonuna AKP'li, MHP'li belediyeler de destek vermeli ki bu ulaşım zamları, su zamları daha fazla artmadan sübvanse edilebilsin. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan akaryakıt ve elektrik zamları maalesef belediyelerin artık sürdürülebilir olabilmekten çıktığını gösteriyor. Bütçelere de olumsuz yansımalarını göreceksiniz ve bu bütçelere olumsuz yansımalar artık Kayseri halkına da zam olarak yapılan bu vahşi zamlar, özellikle elektrik ve akaryakıt bedellerine yapılan vahşi zamlar yakında Kayseri halkının yaşamına olumsuz etkilerini daha da büyüyerek devam ettirecek. Özellikle ulaşım AŞ'e zaten zarar ediyordu, büyük belediye şirketimiz biliyorsunuz. Bu zararlara dayanamayacaklar ve daha büyük zamlar yapacaklar. Belediyeler Birliği bu çağrıya kulak vermelidir. Bir an evvel Türkiye halkının ve Kayseri halkının da yaşam giderlerinin azaltılmasında olumlu bir etki yapmak zorundadırlar. Özellikle de KASKİ'ye baktığımızda su şirketinin en büyük giderlerinden biri de elektrik faturaları oluyor maalesef. Su pompalama bedellerinde çok ciddi artışlar yaşandığı için bu artışların da faturalara yansıtabileceğini düşünmek çok zor değil. Bu sebeple bir an evvel bu tedbirler alınmalı. En azından kamu şirketleri ve belediyeler, Belediyeler Birliği tarafından ya da hükümet tarafından sübvanse edilmelidir. Özellikle son zamanlarda baktığınızda doğalgazdaki fiyat artışları ve elektrikteki fiyat artışları artık kiraların da önüne geçti. Kayseri esnafı, Kayseri insanı şu an kira bedeli kadar maalesef doğalgaz ve elektrik faturası ödemek zorundadırlar. İşin korkunç tarafı şu, bunlar daha da artacak maalesef. Yani şu andakine belki razı olanlar vardır aramızda ama bu böyle kalmayacak. Kesinlikle ve kesinlikle 2-3 ay içerisinde bunun daha fazla artacağını, kira bedellerinin de üstüne çıkacağını, sanki bir bitmez, ödenmez borcunuz var da banka kredisi ödüyor gibi artık maalesef Kayseri halkı elektrik ve doğalgaz faturaları ödemek zorunda bırakılıyor. Benim bildiğim kadarıyla Odalar ve Borsalar Birliği'nin çok ciddi yekün parası var. Hatta esnaf kefaret komisyonlarının, o birliklerin de ciddi nakit paraları var. Bunlar sübvanse edilebilir. Mesela Kayseri Ticaret Odası'nın da çok ciddi bir parası var diye biliyorum. Esnafı isterlerse bu gruplar sübvanse edebilirler. Çünkü odalar vatandaşın, esnafın zor gününde yanında olmalıdırlar. Odalarda toplanan paralar zaten esnafın parası. Bu paraları tekrar esnafa hizmet olarak harcayabilirler eğer isterlerse.